İyi akşamlar. Öncelikle kazandığımız için tabii ki çok mutluyuz. 2 haftadır kazanamıyorduk. Bugün galip gelerek en azından biraz moralimiz, takımımızın morali, oyuncularımızın morali yerine gelmiş oldu. Oyuna baktığımızda sahada mücadele eden, kazanmak için her şeyi yapan 11 tane aslan gibi oyuncumuz vardı. Çıktılar, kazandılar. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Formanın hakkını herkes burada elinden geldiğince fazlasıyla vermeye çalışıyor. Onu söyleyeyim öncelikle. Bugün itibariyle alınan sonuçtan ve oyundan memnunuz. Oyunculara teşekkür ediyorum. Çok fazla maç trafiği var. Çarşamba günü zor bir deplasman var. Çok çabuk şekilde çarşamba günkü maça konsantre olmaya çalışacağız. Öncelikle onu söyleyeyim. Devamında bu Beşiktaş'ın maçlarında hakemlerin kırmızı kartları yok mu ceplerinde? Onu çok merak ediyoruz biz. Yani ikinci sarı karttan atılması gereken oyuncular neden atılmıyor bizim maçlarda? Ben bunu soruyorum yani. Özellikle soruyorum. Pozisyonları çıkarsınlar. Eğer yanlış bir şey söylüyorsak biz çıkar özür dileriz herkesten. Bugün dördüncü hakem diyor ki orta hakeme ikinci sarı kart atılması lazım oyuncunun diyor. Şampiyonlar Ligi'nde UEFA'da maç yöneten Cüneyt hocamız oyuncuyu dışarı atmıyor. Ankara Gücü maçında aynısı oluyor. Yine atmıyor. Kasımpaşa maçında aynısı oluyor. İkinci sarı karttan yine atmıyor. Biz buna bir anlam veremedik. Yani lütfen birisi çıkıp bunu bize bir anlatsın veya açıklasın. Ya bu bizim maçlarda rakip oyuncular neden atılmıyor? Biz bunu hem federasyonu hem MHK'ya soruyoruz. Camia olarak soruyoruz. Bizim maçlarda kırmızı kart yok mu? Verilmiyor mu? Özellikle ben bu sorunun cevabını merak ediyorum ve soruyorum. O algı yapan yorumcu arkadaşlara da soruyorum. Helal olsun, öyle olsun diyorsunuz ya televizyonlarda. Bu pozisyonları da konuşun o zaman birazcık. Soru var mı ajanslardan hocamıza? Buyurun Bosan Bey. Hocam 2 maçlık bir beraberlik serisi olmuştu ve bir önceki maçta Ankara Gücü maçından sonra oyundan memnun olmadığınızı söylemiştiniz. Bugün de oyundan oldukça memnun olduğunuzu söylüyorsunuz. Bu süreçte ne değişti takımda? Yani eksikler de vardı, sakatlar da vardı ama 11 kişi çıkıp eksik yoktur dediniz siz. Evet, ya biz eksik olarak düşünmüyoruz. Beşiktaş formasını giyen oyuncular sahaya çıkıyorsa eksiğimiz yok demektir. Ya biz öyle bakıyoruz olaya. Ne eksikti? Onu söyleyeyim ben. Şimdi Ankara Gücü maçında 2 tane penaltı yedik. Bana göre ikisi de penaltı değil. İlkinde adam Wellington'u ayağına takıp düşüyor. İkincisinde pozisyon zaten dışarıda başlıyor. VAR devreye girmez mi? Yani bu pozisyonda VAR'ın devreye girmesi gerekmiyor mu? Pozisyonun başlangıcı dışarıda başlıyor pozisyon zaten. Yani burada bunların devreye girmesi gerekmiyor mu? Bizim aleyhimize olunca her şey devreye giriyor. Bugün maçın sonlarına doğru sürekli yan top faulü çalıyor Cüneyt Hoca. Anlaşılır gibi değil. Yani böyle seviyesi yüksek, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final yönetmiş, final yönetmiş, UEFA'nın en gözlü hakemlerinden bir tanesi Cüneyt Hoca. Çok beğendiğimiz bir hakem. Yani nasıl ikinci sarı karttan oyuncuyu atmazsın oyundan? Aynı şekilde Kasımpaşa maçında Halil Umut Meler'i ikinci kez veriyorsunuz. Penaltıyı vermiyor. İkinci sarı karttan oyuncuyu atmıyor. Ankara Gücü maçında ya bu dirsekler ikinci sarı kart değil mi? Bu dirseğe faul çaldığın zaman ikinci sarı kartı göstermek zorundasın. Bu kural. Bu kuralı ben koymadım. Bu kural kitapta yazan kural, bu federasyonun kuralı, benim kuralım değil ki. Ben koymadım ki bunu. Benim oyuncumu atıyorsun aynı şekilde oyundan. 50 metreden benim kalecimi oyundan atıyorsun. Görmediğin pozisyonda önünde dördüncü hakemin sana ikinci sarı kart at dediği oyuncuyu oyundan atmıyorsun. Bu nasıl oluyor? Ya biz bunu nasıl anlayacağız bunları biz? Kurallar değişiyor mu? Farklılaşıyor mu? Birilerinin bunu gelip bize anlatması lazım. Biz bunu çözemeyiz bu şekilde. Yani şampiyonluğa gidiyoruz. Bu kadar sıkıntı yaşatılmaz bir camiaya, bir takıma. Artık sezon başından beri bıktık bunları yaşamaktan. Sürekli konuştuğumuz zaman diyorlar ki işte hoca çok konuşuyor. Ya ne yapalım kardeşim? Konuşmayalım mı? Ne yapalım yani? Geleceğimizi mi perişan edelim? Ne yapalım biz konuşmayıp da? Şampiyonluğa gidiyoruz. Hedefimiz var. Rakiplerimiz var. Hepsine başarılar diliyorum. Fenerbahçe'ye de Galatasaray'a da başarılar diliyorum. Kalan son 5 maçta. Onlarla ilgili bir derdimiz yok. Ama biz oyunları nasıl oynayacağız bu şekilde? Yani sen bizim oyuncumuza kartı sert kartları bizim oyunculara gösteriyorsun. Rakip oyunculara neden göstermiyorsunuz bu kartları? İkinci sarı kartlar, bakın pozisyonlara. Yanlış bir şey varsa eğer inceleyin pozisyonları. Yani bu olmaz. Bu şekil devam etmez.
Ondan sonra yapacağımız konuşmalar çok daha bunun 100 kat yukarısına çıkar. Ben şimdiden söylüyorum. Hocam Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın sorusu var. Her takım inişli çıkışlı sonuçlar alıyor. Sizin de söylediğiniz gibi kimse 8'de 8 yapamayacak demiştiniz birkaç hafta önce. Yarış ve şampiyonluk düğümü son haftaya kadar sürer mi? Son hafta mı çözülür? Ya sürsün. Son haftaya kadar sürsün şampiyonluk. Bizim için bir sorun yok. Biz mücadelemizi çıkacağız, sahada sonuna kadar vereceğiz. Bizim derdimiz şampiyonluğun son haftaya falan sürmesi değil. Bu oyunlarda yaşadığımız sorunlar bizim derdimiz o. Zaten 7 tane oyuncumuz yok. Kulübede oyuna sokacak oyuncu kalmadı artık. O kadar sıkıntı yaşıyoruz. Biz nasıl çözeceğiz bu oyunları böyle? Ya sürekli her maç aynı şeyi söylemek istemiyorum ama ya yaşadıklarımızı da anlatmak zorundayız burada yaşadıklarımızı. Anlatmayalım mı? Söylemeyelim mi? Ne yapalım? Her maç puan mı kaybedelim bu şekilde? Şampiyonluğu mu kaybedelim? Ne yapalım ya? Böyle mi olsun? Nasıl kendimizi ifade edeceğiz? Konuştuğumuz zaman vay efendim hakemle ilgili konuşuyor. Vay efendim onunla ilgili konuşuyor. Ya neyle ilgili konuşalım kardeşim? Buraya gelip neyi anlatalım biz yani? Oyunun bir parçası mı olalım? Öyle mi olsun? Hocam son soru Hürriyet'ten İsmail Er. Wellington cezası bitiyor, dönüyor. Rozier ve Necip'i bu akşam kart cezalısı olarak takım kaybetti. Şu anda olmayanlardan dönecekler ya da ihtimaller olabilir. Hocam kim olmazsa olmasın bizim için bir şey fark etmez artık. Biz olanla oynayacağız. Kimin olup olmadığı önemli değil. Kimin ne oynadığı önemli sahaya çıkıp nasıl mücadele ettiği önemli. O bugünkü gibi oyuncularımız çıkıp mücadele ederse bizim için bir sorun yok. Mücadele etmediğin zaman sorun başlar futbolda. Kim dönecek? Wellington dönecek kesin. Atiba dönecek kesin. Larin'in durumunu bilmiyoruz. Belki döner, belki dönmez. Ama bugün Rozier gitti, Necip gitti. Onlar aynı şey fark etmiyor. Yine 6-7 tane oyuncumuz çarşamba günü yine olmayacak. Problem değil. Ben bunları bir bahane olarak anlatmıyorum. Bunlar benim için sorun değil. Benim için sahada olan şeyler sorun. Benim için maç oynanırken yaşananlar problem. Yoksa eksik var. Varsa var eksik. Ne yapalım yani? Biz olanla çıkar oynarız. Bir sorun yok. Ama biz bu yaşadıklarımızı kendimizi nasıl ifade edeceğiz? Nasıl anlatacağız biz bunu? Her maç atılması lazım adamlar. Atılmıyorlar. Ben puan kaybediyorum. Enteresan şeyler oluyor. Penaltılar çalınmıyor. Sarı kartlar verilmiyor. Benim oyuncularım sürekli sarı kart görüyor. Sürekli yan top veriyorlar bizim maçlarda. Enteresan işler oluyor oyun içerisinde. Biz bu nasıl ifade edeceğiz kendimizi? Ne yapmamız gerekiyor bizim burada? Ne konuşmamız gerekiyor? İyi akşamlar. Teşekkürler hocam.